Azrul, film yani senin oyunculuğun enteresanmış. Ben daha önce bu kadarını çok görmemiştim. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten sağ de görmemiştim yani. Bu kadarını. Gidenler de görecekler. Teşekkür ederim. İzleyen yani gidince görecek, yani daha doğrusu gitmeden gidecek olanlara filmle ilgili ne görecekleriyle ilgili, hangi güdüsüne temas edeceğiyle ilgili ne söyleyebilirsin? Yani bu filmin. Yani sen filmi izlerkenki duygularını çok güzel tarifledin ve senin gibi senin kalbinin bir yerine dokunan, başkalarının kalbinin başka yerlerine dokunan, yani şunu şöyle toparlayayım. Herkes kendi hayatından bir şey bulabilir. Evet. Geçmişinden, kaybettiklerinden, gelecekten, beklentilerinden, hedeflerinden ya da çabuk çözülmeyle ilgili belki, bilmiyorum. Ama bu devrilmiş bir aşk hikayesi Mehmet'in tabiriyle bir şekilde herkesin kendinden bir şey bulacağı bir hikaye. Bir şey çıkacak. Şey zannediyoruz ya, kolay kaybetmeyi göze alıyoruz hayatımızın içinde. O yüzden çıktıktan sonra birçoklarını arama ihtiyacı, ben de o duygudayım. Biz 78 kuşağıyız. Arkadaşlarımızın çoğu o dönemi ya okuyorlar ya dinliyorlar. Bizim kuşak çok kendisiyle ilgili tasarrufların içinde olmadı. Sen bilirsin. Yani en azından hemen sonrasında tanıp olduğun abilerin vardır. Var. abim var. abim var. Şimdi bugünlerde çok daha birey, çok daha survivor gibi. Yani alırız, almalıyız. Şimdi hayat aslında böyle değil. Tabii o bir program. Hayat biraz paylaşmak. Hayat biraz kıymet bilmek. Hayat biraz başkasının hayatını da kolaylaştırmak üzerinedir. Arkadaşlık da böyledir. Arkadaşlığın kuralı, arkadaşının hayatını kolaylaştırdığın sürece lezzetlidir. Şimdi programlar vesaireler, bu tarz konseptler bazen işi başka tür çığırından çıkarıyor, farkındayız. Ama olabilir, izlek yaratmanın kuralı. Filmlerde de kullanılıyor. Şimdi biz köşe başını döndüğümüzde terk ettiğimiz ilişkiyi bulacağımızı zannediyoruz. Terk ettiğimiz dostluğu da bulacağımızı zannediyoruz. Hayat o kadar cömert değil. Hiç değil yani. Bu film biraz bu tür şeylerin filmi i̇şte aslında. Evet, aynen. Onun için zaten söyledim. Yani ben köşe başını döndüm, birileri kalmış. Gidip şunları yeniden bir arayayım, bulayım dedim. Azum'la ilgili aslında bir şey söyleyeceğim. Herhalde kız arkadaşlar, erkek arkadaşlar katılırlar. Yani filmin dışında başka bir şey bu. Ha, bu arada bu Pembe Kudelileri söyleyelim. Pazar günü saat 13.30'da kadınlar Ortaköy Meydanı'nda toplanacaklar. Pazar günü saat 13.30'da meme kanseriyle mücadele yürüyüşü yapılacak. Arkadaşlar bu da, bu Pembe Kudelilerde meme kanseriyle mücadele için pazar günü saat 13.30'da. Seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Senin kulağına geliyor mu bilmiyorum ama ben hayatımda devamlı yaşadığım bir şeydir. Kızlarda şöyle bir şey vardır. Seni kime benzetiyorlar diye sorunca kızlara, kızların %80'i vallahi arkadaşların hepsi ağzım olana benziyorsun diyorlar der. Halbuki sarışındır ve uzun başkadır yani, ama o ağzım olana benzemek diye bir şey var bizde. Sana bu var mıdır yani hayatında? Ha? Yani o kadar sarışın ve mavi gözlü de böyle bir şey yakalamadım ama. Var var, hiç olmayacaklar bile ağzım olana benziyorum diyor yani, var yani. Ne mutlu ki bana seviyorlar ve bir şekilde o benle kendilerini fiziksel benzerlik değil belki ama özdeşleştiriyorlar. Bu ama çok gurur duyduğum bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,